Şimdi sizleri bir canlı yayın noktasına götüreceğiz. Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Başakşehir'de yapılıyor. 15 bin genç gençlik oyunları festivalinde buluşuyor. Festivalin bugün son günü. Bu güzel festivale dair detayları bize Gökhan Pakkanlar aktaracak. Gökhan, festivalden notların neler? Dinliyoruz. Hande, dile kolay. Tam 15 bin genç bugün Başakşehir'de buluştu. Başakşehir Gençlik Oyunları Festivali'nde gençler akın akın bu noktaya, Başakşehir'deki Millet Bahçesi'ne gelmeye devam ediyor. Tabii neydi bu etkinliğin amacı? Gençler yıl boyunca 23 farklı branşta mücadele ettiler. Liseler arası gençler. O branşlar arasında futbol, basketbol, voleybol ve birçok spor dalı da mevcut. Amaç elbette ki gençleri spora biraz daha yakınlaştırmak, spor sevgisini aşılamak. İşte bu amaçla yıl boyunca mücadele ettiler ve bugün de o mücadelede dereceye girenler ödüllerini alıyorlar. Aynı zamanda bir festival havasında bu etkinlik gerçekleşiyor. Konserler olacak, çeşitli etkinlikler olacak. Hala o etkinlikler devam ediyor. Şimdi daha fazla detay alacağız. Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartoğlu canlı yayın konuğumuz. Sayın Başkan, hoş geldiniz yayına. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz festivalimize. Hoş bulduk. 15 bin genç diyoruz. Şimdi daha gelmeye devam ediyorlar. Henüz yeni başladı. Gün boyunca devam edecek. Neler görecek buraya gelen gençler festivali? Tabii yanlış anlaşılmasın. 15 bin genç yarıştı. Festival belki çok daha kalabalık olacak. Biz özellikle Başakşehir'deki tüm gençleri buraya davet ettik. Tahmin ediyorum 15 binin çok katları burada olacak. Ama 15 bin genç 6 ay boyunca yarıştı. Bizim için önemli olan kısmı bu. Biz hedef olarak şöyle bir şey belirledik. Belediyecilikle ilgili meseleyi sadece bina üretmek, yol üretmenin dışına çıkartıp gençlerin ve çocuklarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak etkinliklerle onları kötü alışkanlıklardan ne kadar uzaklaştırabilirsek ve onlara sunulacak imkanlarla bunu ne kadar başarırsak diye yola çıkılmış ulusal bir proje. 15 bin genç sadece spor alanında değil, kültür, sanat, hatta teknoloji alanında yarıştılar. Bugün finalleri var. Ödüllerini dağıtacağız. Gençler çok heyecanlı. Ben çok heyecanlıyım. Bugün çok güzel bir ortam. Atmosfer güzel. Aynı zamanda çeşitli de etkinlikler buraya dahil ettik. Biraz önce engelli kardeşlerimiz konser verdiler. Muhteşem bir ortam var. Bu hem beni hem gençleri çok heyecanlandırıyor. Şu anda hepimiz çok heyecanlıyız. Heyecanlı gösteriler de var değil mi? Örneğin bungee jumping yapacaklar. Burada heyecanlı anlar da yaşanacak gün boyu. Tabii faaliyetler çok kapsamlı. İşte bungee jumpinginden, gösterilerden, şovlardan sanatçılarımız var. Bugünü gençlerin eğlenebilecekleri mükemmel bir gün haline getiriyoruz. Geçen sene ilkini yapmıştık. Bu sene ikincisi. Tabii benim için bugünden daha önemlisi, biraz önce söylediğim, gençlerin 6 ay boyunca her türlü dalda yarışmaları. Biz o imkanları onlara yine sunacağız inşallah. Amacımız gençleri bu tür imkanlarla buluşturup hem de ortamlarla buluşturup ki biraz sonra onlardan da bahsederim inşallah. Bu imkanlarla gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Yine hem onların faaliyette bulunacakları millet kıraathaneleriyle, spor adası ki şu anda inşaatı başladı, spor adalarıyla o imkanları onlara verelim. Faaliyetleri sporda, sanatta, kültürde yoğun olsun. Onların bütün enerjileri orada olsun. Başka kötü bir şey düşünmesinler. Birebir konuşma fırsatınız oluyor mu gençlerle? Şimdi bu organizasyonlar önemli. Bunun net bir şekilde yansımasını onların konuşmalarında, heyecanında görebiliyor musunuz? Ben o heyecanı kendim yaşıyorum zaten. Onların da bir avantajı var. Genç bir başkanları var. O genç başkan onlarla birlikte o duyguyu yaşıyor. Sadece o imkanı sunmuyor. Bu heyecanı ben de şu anda çok yaşıyorum. Acayip mutluyum. Onların o mutluluğunu görünce, onların o huzurunu, onların o imkanlara ulaşınca yapmış olduğu enerjiyi, faaliyeti görünce ben çok daha fazla mutlu oluyorum. O yüzden de onlar da bence şanslılar yani. Aileleri de bugün tabii geliyorlar. Sadece gençler değil. Az önce 15 bin dedik ama sizin bahsettiğiniz gibi 15 binden daha fazla genç burada birleşecek. Aileler de o heyecanı yaşıyor değil mi? Burada onlarla birlikte onların heyecanını görünce farklı bir heyecan. Evet, şu anda durduğumuz yer Cumhurbaşkanımızın açtığı ilk Millet Bahçesi. Alanı çok devasa. Şu anda sadece gençlik faaliyeti değil, alanımızı kullanan binlerce insan. Bu arada zaten hep
piknik faaliyetleriyle hem spor faaliyetleriyle buradalar zaten. Gençlik organizasyonlarımız onun bir parçası. O yüzden sayısal şey çok daha fazla ama benim için sayısal şeyden çok burada yapılan organizasyon ve gençlerin, insanlarımızın mutluluğu. Çünkü Başakşehir'i biz hep şöyle tarif etmiştik. Mutluluğun şehri Başakşehir. Modern kentleşmesiyle içerisindeki insanları da mutlu edebiliyorsak o zaman şehrimiz de mutlu. O yüzden ben bu mutluluğu buradaki insanlarda görünce buna ulaştığımızı hissediyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Belki hala gelmeyen, bizi izleyen gençler, vatandaşlar vardır. Bunda, buradan onlara da bir davette bulunalım. Henüz geç değil, değil mi? Etkinlikler devam edecek, gelebilirler. Gün boyu etkinliklerimiz sürüyor. Asıl 4'te zaten ödül programımız. Akşama kadar faaliyetlerimiz devam edecek. Buradan duyamayan arkadaşlarımıza, gençlerimize de duyurmuş olalım. Onları bekliyoruz. Gün boyu faaliyetler devam edecek. Bizler buradayız. Onlarla birlikte eğlenceli bir gün geçireceğiz inşallah. Son olarak da belki bir Ramazan mesajınız vardır. Artık Ramazan da geliyor. Neler söylersin? Ramazan'la ilgili de hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan ruhuna uygun, bizim kültürümüze uygun, bizim örf ve adetlerimize, anneannelerimize uygun. Çok güzel bir Ramazan ortamı hazırlandı. İnşallah Ramazan'la birlikte o faaliyetlerimiz de başlayacak. Havai fişekle Ramazan'ımızı mutlu mesut bir şekilde karşılayacağız. Ve o Ramazan'ın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız inşallah. Alanımız aynı zamanda Ramazan alanı olarak düzenlendi. Başakşehir Millet Bahçesi. Biz aynı zamanda vatandaşımızı da bekliyoruz. Ramazan boyunca biz buradayız. Peki, çok teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Yasin Kartoğlu. Çok çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. GoFest devam ediyor Başakşehir'de. Binlerce genç bugün, 15 bin dedik ama az önce başkan düzeltti, haklı da, çünkü 15 bin genç sadece mücadele etti ama bugün 15 binin çok çok üzerinde bir kişi sayısı, genç sayısı var buraya gelen. Hala da gelmeye devam ediyorlar. Buradaki etkinlikleri izlemeye, o heyecanı yaşamaya devam ediyorlar. Yıl boyunca zaten farklı etkinliklerle, farklı branşlarda, spor dallarında o mücadeleyi göstermişlerdi. Bugün de bir anlamda o mücadele taçlanıyor. GoFest'le birlikte o festival son buluyor. Son ayağı bugün Başakşehir'de. Buradan bir kez daha davette bulunalım. Henüz gelmemiş olanlar, televizyonunu yeni açmış olanlar için bu noktada gerçekten güzel bir festival var Başakşehir Millet Bahçesi'nde. Onları da buraya davet etmiş olalım. Söz tekrar merkezde. Evet, Gökhan Pakkanlar aktardı. Bu festival haberiyle birlikte bülteni noktalayalım. Saat başı.